Ata Demirel klarneti bıraktı, ut çalmaya merak sardı. Necat İşler yazar olduğu hikayesinin baş kahramanı Tuğba Büyüküst'ün kendisini görmeden hayran olan Halit Ergeç'in hayatını çıkmaza soktu. İşte önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkacak merakla beklenen yerli filmler. Cehennem çukuru burası. Kart. Çirkin. Çirkin. Horoş. Kahkaha, gözyaşı, heyecan. Canımızı ciğerimizi ortaya koyacağız. O tavşanı oradan kaçıracağız. Beyaz perdede uzun süredir görülmeyen ünlü isimler geri dönüyor. Yani kitaptaki karakterlerle tanışacaksın. Ama gerçekleriyle. Merakla beklenen yerli filmleri Magazin 8 sizler için araştırdı. Niye Duygu'yu benden koparmaya çalışıyorsun? Çünkü annesiyim ben. Annesiyim ben demekle anne olunmuyor kadınlar. Ata Demirer Ege'ye demir attı. Yeni filmi Olanlar Oldu'nun çekimleri başladı. Bak seti göster Alpi. Sete bak. Maşallah. Döndür. Hayırlı sabahlar diliyoruz gencolar. Bütün set olarak. Gencolara. Evet. Bak burada beyin tipi var. Öpüyoruz. Son olarak Niyazi Gül Dört Nala filmiyle beyaz perdede boy gösteren ünlü komedyen Ata Demirer, senaryosunu yine kendisinin yazdığı bir filmle Ege'deki komik anıları anlatmaya devam edecek. Eyvah Eyvah serisinde olduğu gibi sazla çalacak. Merakla beklenen bir diğer yerli film, dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in tamamı Türkiye'de çekilen ilk filmi olan İstanbul Kırmızısı. Hiçbir şey kafayı takan bugün hız kalır. Oğlum Londra'da yaşadığınızı söyledi. Çocukluğunuz İstanbul'da mı geçti? Evet. İstanbul sadece anılarda kaldı. Yani kitaptaki karakterlerle tanışacaksın ama gerçekleriyle. Filmin başrollerini Necat İşler, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Tuğba Büyüküstün paylaşıyor. Yani ekranların tüm starları bir arada. Bence Yusuf, senin kitabındaki en güçlü karakter o. Boğazı hiç yüzerek geçmeyi denedin mi? Yusuf sadece kendine zarar verir. Ben geçtim birçok kez. Sen bir hiçsin Yusuf. Ama muhteşem. Filmin konusundan da söz edelim biraz. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan yazar Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul'a gelir. Orhan, daha ilk günden Deniz'in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur kendini. Yıllar sonra döndüğü İstanbul'u yepyeni gözlerle keşfederken, unuttuğu duyguları yeniden yaşamaya başlayacaktır. Deniz sayesinde hakkınızda bayağı bir şey biliyorum. Umarım hepsi iyi şeyler değildir. Siz kimsiniz? İstanbul Kırmızısı'nın çekimleri geçen hafta bitti. Yönetmen Ferzan Özpetek çok duygusaldı. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel. Faydos! Başrollerini Şevket Çoruh, Timur Acar, İlker Ayrık ve Murat Akkoyunlu'nun paylaştığı Çakallarla Dans yepyeni bir macerayla 25 Kasım'da vizyonda olacak. Cehennem çukuru burası. Asmalı Konak efsanesinden 12 yıl sonra birlikte bir film çeken Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz bu kez de taban tabana zıt ama birbirine kör kütük aşık bir çifti canlandırıyor. Ne oldu, tipin değil miyim? Herkes öğrensin nasıl bir pislik olduğunu. Pislik mi? Kart! Çirkin! Çirkin! Horoş! Rezilim! Matematik öğretmeni Yasemin ve karizmatik gurme Cemal'in imkansız aşkı 18 Kasım'da vizyonda. Seni toplayıp çarptığımda başka bir sonuç çıkmayacak hiçbir zaman. Senden de, oğlundan da, hayattan da ikinci bir şans istiyorum. 2007 yılında sahnelenmeye başladığında büyük olay olan Haybeden Gerçeküstü Aşk 2017'de beyaz perdede yerini alacak. Filmin başrollerini ise Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Gupse Özay, Büşra Pekin ve Serkan Keskin paylaşıyor. Bunlar da setten ilk kareler. Gupse Özay yine kalemi kağıdı eline aldı, yine kahkahası bol bir film yarattı. Bu kez gelinlerin görümce çilesini anlattı. Aha da buraya yazıyorum. Ben de Sivaslı gelirsem bunları lades kemiği gibi ikiye ayıracağım. Beyaz perdede kahkaha tufanı yaratacak olan görümce 2017'nin ilk aylarında seyirciyle buluşacak. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Haydos.
Recep İvedik serisinin 5. filmi de vizyon için gün sayıyor. Hepinizi gerçekten çok özledim. Yakın zamanda sizlerle birebir olacağım. Birebir can vaka atacağız. Gidileceğin eğleneceğiz. Çekimleri tamamlanmak üzere olan filmde Recep İvedik yine maceradan maceraya koşacak. Teşekkürler Türkiye'm. Başrollerini Halil Sezai, Büşra Pekin ve Özge Boran paylaştığı Benim Adım Feridun, ayrılık acısı çeken bir adamın hiç tanımadığı insanların düğününe giderek bambaşka bir kişiliğe bürünmesini anlatıyor. Kim bu? Bizim düğünümüz olduğunu nereden öğrendiniz? Ablan annen nasıl? Selam söylediler size. Yine çağınırmak tarzıyla bir yandan gözümüz dolsun, öbür yandan kahkahalar atalım diyorsanız 11 Kasım'da Benim Adım Feridun sinemalarda. Feridun değil bu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu kaçıncı kısım? Ne olduk biz? Ekranın fenomen dizilerinden geniş aile bu kez beyaz perdede boy gösterecek. Balayına vekil gönderen Ulvi. Arafta kalıp asansörcü çağıran Ulvi. Başrollerini Ufuk Özkan ve Fırat Tanış'ın paylaştığı filmde Cevahir ve Koyu Bilal yine birbirine aşık atacak. Maestro, müzik! Bana bir kez gülmez misin komşu kızı? Ünlü komedyen Tolga Çevik bu kez gözlerinizi dolduracak. Duygu'nun öğretmenleri biraz endişeleniyor. Duygu'nun çok güçlü bir hayal gücü var. Nesi var ki bunun? Ay'a giden ilk Türk astronot benim annem. Annesinin ne olduğunu sorabilir miyim? Taksinin parasını ödemeye gitti. Tolga Çevik, başrolleri Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt'un yanı sıra kızı Tuna ve oğlu Tan'la da paylaştı. Yani Çevik ailesi 9 Aralık'ta vizyona girecek film için birlikte kamera karşısına geçti. Anne. Ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu ödülleriyle dönen Tereddüt. Gözünün bir yarısı aydınlık, öbür yarısı da böyle bulut yüreği. Taşra'da görev yapmaya başlayan İstanbullu bir psikiyatristle hastalarının birinin arasındaki gizemli iletişimi anlatan Tereddüt'ün başrollerini Poyraz Karayel'in edası Funda Eryiğit, Ecem Uzun ve Mehmet Kurtuluş paylaşıyor. Film 16 Aralık'ta vizyonda. Ölmüşüm.